Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, öncelikle Haziran ayının genel gündemlerine bakalım. Güneş 21'ine kadar İkizler burcunda ilerleyecek. 21'den sonra ise Yengeç burcuna geçecek. Merkür retrosu artık sona eriyor. Mars ay boyunca Koç burcunda. Yay burcunda Dolunay var ve Yengeç burcunda da bir yeni ay doğacak. Evet, detaylara bakalım. Güneş 21'ine kadar İkizler burcunda 4. evinizde parlıyor olacak. 30 Mayıs'ta İkizler burcunda yeni ay doğmuştu. Bu yeni ay Haziran ayının ilk yarısı içerisinde aslında gündemlerimizi belirlemeye devam edecek. İlginiz, alakanız, biraz daha özel hayatınız, eviniz, yaşadığınız mekanlar, ailevi konular, ebeveynlerinizle ilgili alanlara yönelebilir. Geçtiğimiz ay Merkür'ün geriliyor olması hani bazı hedeflerimizi burada geciktirdi. Yani sorunlar çıkarmış, anlaşmazlıklar çıkarmış olabilir. Şimdi 3 Haziran'da Merkür ilerliyor ve 13'üne kadar Boğa burcunda ilerleyecek. 13'ünden sonra ise İkizler burcuna geçecek. Özellikle düşüncelerinizi, planlarınızı, hedeflerinizi, aile ve yuva ile ilgili ya da yakın çevreyle ilgili hedeflerinizi şimdi daha iyi analiz edebilirsiniz. Mesela onlarla bir fikri, hani bir düşünceyi, bir planı konuşup da hani karar veremediyseniz ya da kardeşlerde bazı anlaşmazlıklarınız varsa bunları çözme imkanınız olabilir. Ay boyunca Mars Koç burcunda olacak, para evinizde olacak. Hani bu durum Jüpiter de orada, biliyorsunuz, Koç burcunda. Şimdi maddi durumunuzla ilgili alanlarda biraz ayın genelinde çok aksiyon olacağını gösteriyor. Daha hızlı ve çok para harcama eğiliminde olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Hani bir anda böyle hevesle, cesurca para harcayabilirsiniz. Evet, para kazanma imkanları verebilir Jüpiter. Orada fırsatlar yaratabilir ama daha çok harcama eğiliminiz olabilir. O yüzden maddi konularda dürtüsel davranmamaya çalışın. Alışverişlerde daha dikkatli hareket edin. Ay ortalarında hani pişman olabileceğiniz böyle ya da zorlanabileceğiniz maddi konularda sıkıntılar oluşabilir çünkü. Venüs'ün Boğa burcunda ilerliyor olması yakın çevre ilişkilerinizi destekliyor. Özellikle kardeşlerden, işte komşu ilişkilerinden falan fayda görebilirsiniz. Keyifli olabilir bu ilişkileriniz. Yani bazı sorunları çözmek, barışmak için de örneğin iyi imkanlar çıkarabilir. Ayın 12'sinde Venüs Uranüs'le birleşecek. Kuzey düğümle birleşecek. İlginç bir açı. Bazı sürprizler gelebilir. İşte kardeşiniz bir anda bir sürpriz haberle gelebilir, bir karar verebilir örneğin. İşte bir anda komşunuz taşınır ya da yanınıza böyle sürpriz bir şekilde başka bir komşu gelebilir. İlginç bir şekilde bir anda ilgi duyduğunuz bir alanda bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir dil öğrenebilirsiniz örneğin. Sürpriz bir gezi, seyahat olabilir. Daha çok sizi destekleyecek aslında. Hani olumlu sürprizler bunlar. Bekleyebiliriz. Ve ayın 12'sinde olacak bu kavuşum. Ama 1-2 gün öncesi sonrasında tabii ki aktifleşebilir. Ayın 14'ünde Yay burcunda Dolunay var. 23 derece Yay burcu Dolunay'ı değişken bir burç olduğunuz için sizin için de önemli. Kariyer alanınızda önemli bazı dönüşümleri getirebilir. Tabii ki Dolunaylar tamamlanma sürecidir. Özellikle geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bazı girişimleriniz de burada sonuç verebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu dolunay sizin için çok daha önemli olabilir. Yani iş değişimleri, yer değişimleri, taşınmalar, mesleki değişimler olabilir. Toplumsal statünüzdür burası. Geleceğinizi şekillendiren bazı önemli konulardır. Yani bu tabii ki kendi işinizi yapmak için bir işten ayrılmak veya hani süregelen bir işinizi artık tamamlamak olabilir, emekli olmak olabilir. Ya da eğitim hayatınızı bitirip mesleğe atılmak olabilir. Bununla beraber toplumdaki statünüz, ilişkilerinizle de ilgili olabilir. Yani evlilikler, ayrılıklar statünüzü etkileyebilir. Veya ebeveyn olmak gibi bir konu da olabilir tabii ki. Hani bu gündemler Dolunay'la beraber artı eksi 3 gün özellikle Haziran ayını şekillendirebilir. Daha çok geleceğinize, toplumdaki statünüze, duruşunuza, hedeflerinize odaklandığınız bir dönemdesiniz aslında. Dolunay sırasında Güneş Satürn'e güzel bir açıda. Kova burcundaki Satürn'e, Balık burcundaki Neptün'le de kare açıda olacak. Hani şimdi tabii ki Neptün sizin burcunuzda, bu Dolunay gündeminde biraz böyle geleceğe ilgili vizyonlarınız olabilir, hayalleriniz var, idealleriniz var. Ama Satürn diyor ki daha gerçekçi yaklaşmak gerekiyor bazı şeylere. Eğer gerçeklerden uzaklaşırsak, çok hayalci yaklaşırsak hayal kırıklıkları da tetiklenebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Herkese de çok inanmamak lazım. Özellikle güvendiğimiz kişiler, yani duyduğumuz haberlere özellikle güvendiğimiz kişilerin olması burada. Yeni tanıştığımız kişiler olursa ya da yeni bir teklif, yeni bir haber duyduk örneğin, yeni bir
proje karşımıza çıktı ve bunlar bizim için yabancı kişilerse, yeni kişilerse daha dikkatli yaklaşmakta fayda var. Evet, ayın 21'inde Güneş artık Yengeç burcuna geçecek. Ve 29 Haziran'da Yengeç burcunda yeni ay var. Bu yeni ay ayın son günlerinde ve tabii ki Temmuz ayında özellikle daha fazla hayatımızda kendisini gösterebilir. 5. evinizde bir yeni ay doğacak. Güneş'in de Yengeç burcuna geçişi aslında ayın son günlerinde, son haftasında daha çok 5. ev konularınızı aydınlatmaya başlayacak. Biraz daha böyle romantizmi önemsemeye başlayacağız. İşte uzun süredir evde aileyle ilgili sorumluluklar falan, yakın çevremizde daha fazla uğraştığımız için ayın 21'inden sonra biraz daha böyle romantik konulara çekileceğiz. İşte eğlenmek isteyeceğiz, keyif almak isteyeceğiz yaşamdan. Bu Yengeç yeni ayı bize bu fırsatları verebilir tabii ki. Sizin gibi su elementi olduğu için güzel de bir açısı yerleşimi söz konusu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa bu Yengeç yeni ayından daha olumlu tesirler alabilirsiniz. Aşık olabilirsiniz örneğin, veya bir ilişkiniz var, aile olalım, yuva kuralım, belki çocuk sahibi olalım, ebeveyn olalım gibi beklentileriniz olabilir ve bu yeni ay bu gündemleri hayatınıza taşıyabilir. Tabii ki yeni ay sırasında Venüs'ün Jüpiter'le güzel kombinasyonları var. Bu da gerçekten hani şansımızı destekleyen bir açı. Yeni ayında hayatımıza daha fazla mutluluk, keyif ve iyileştirmeler getirebileceğini bize işaret ediyor. Ayın geneline baktığımızda bu ay gökyüzünde güzel yerleşimlerin desteklediği, şanslı ve bizim için de verimli olabilecek günler var. Özellikle ayın 11'i, 10, 11, 12 Haziran, işte Venüs'ün Uranüs'le kavuşumu, sürpriz haberler ve yakın çevremizde İlginç bazı destekler getirebilir. Keyifli bazı işte seyahatler getirebilir. Ayın 19'u, 20'si, 21'i bunlar da hem iş hayatımızda hem ilişkilerimizde verimli değerlendirebileceğimiz günler. Ayın sonlarındaki 27, 28 Haziran'da gayet güzel gezegen kombinasyonları var. Bunları da olumlu bir şekilde değerlendirebiliriz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.